Videoyu gördüm, evet. Turgay'ın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Turgay'ı tanıyorsun yani. Ev sahibi sonuçta. Eve çok gidip geliyordu. Mecburen karşılaşıyorduk. Videoyu görünce ne yaptın? Ne yapacağım? Şikayet edin dedim. Böyle adamlar akıllanmaz yoksa. Ne oldu, niye baktınız? Doğru yere bakmışım. Rıfık Bey, şimdi gerçekleri anlatın. Bakın, sandığınız gibi değil. Ne sandığımı anlatayım o zaman ben size Rıfık Bey. Belli ki Hamiyet'e karşı duygularınız var. Videoyu görünce de delirdiniz. Turgay'la konuşmaya gittiniz. O da bıçağı çekip size saldırdı. Sonrası malum. Hayır, hayır. Böyle bir şey olmadı. Ben Turgay'ın yanına falan gitmedim. Hamiyet'e duyguların olduğunu inkar etmiyorsun yani. İnkar edemem. Duygularım var ama onun haberi yok. Peki şimdi ne olacak? Şüpheli oldun. Bakın, şüpheli değilim. Ve bunu size kanıtlayabilirim. Turgay'ın öldürüldüğü gece ben sinemadaydım. Bileti de gösterebilirdim. İsterseniz gidip salona da sorabilirsiniz. Merton, hadi bakalım. Ben, sayıyoruz. Merton. 3, 2, 1. Oley, oley. Gel yok Bey. Merton benim, Merton. Babacığım, iyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Sen de benim baba. Ben de seni çok seviyorum. Ay. Motosiklet. Arabama. Bak. Araba bak. Motosiklet almışlar. Ben odamda bununla oynayacağım. Ne sevindi ya evladım. Ay canım ne sevindi. Görüyorsun değil mi oyuncaklara? Nasıl çok mutlu? Canım çok sevindi. Çocuk tabii yani. Evet. Ben 2 dakika. Ayol iyi mi ettik, kötü mü ettik? Ne oldu bu oğlana böyle üstüne? Siz bir durun, ben bir bakayım. Ağrına gider insanın, haklısın. Doğumunu gördüğün, elinle büyüttüğün evladın öyle mecburen senden uzakta bakıp kalmak nereden baksan zor. Hatta çekilecek eziyet değil. %100 haklısın. Ama kimseye kızmaya da hakkın yok oğlum. Biliyorsun değil mi aslan? Baba. Bu benim oğlumun benden uzakta geçirdiği son doğum günü olacak. Bu iş bitecek. Geçeceğim ben buradan. Tünelin ucundaki ışığı gördüm. Biliyorum. O ışık benim hayatımsa. Oğlum için, canım için gideceğim oraya baba. Hem de sapasağlam. Oğlumu bir daha bensiz bırakmayacağım. Ben de onsuz olmayacağım. Babalar ne için yaşar değil mi baba? Evlatları için. Arşive mi götüreceğim komiserim? Evet, arşive. Tamam. Tamam, anladım, tamam. Sinema salonundan aradılar abi. Refik'in mazereti doğrulandı. Bilet alırken görüntüsü de varmış. Tek şüphelimiz oydu ya. Hasan gördü mü acaba o videoyu? Bak onu sormadık, doğru. Ama dur ya bir dakika. Bu çocuk cinayetin ertesi günü askerden gelmedi mi? Bence onun nizamiyeden çıkışına baktıralım. Olur, olur bakalım. Komiserim, Erhan'ın banka dökümlerini inceledim. Yüklü miktarda bir borcu varmış. Yuh! Ne yapmış bu adam? Ticaretle uğraşıyor anladığım kadarıyla ama asıl coin işinden büyük batmış. Evi niye satmak istediği belli oldu. Babasıyla da bu yüzden kavga etti demek ki. Birinci şüphelimiz Erhan oluyor. Yarın ilk iş yanına uğrayalım. Tamamdır, uğrayalım.
Hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Gel gel Erhan, otur. Ne oldu komiserim, sabah sabah çağırdınız? Şimdi ben sana bildiklerimi anlatacağım. Sen de bana bilmediklerini. Anlaştık mı Erhan? Dinliyorum komiserim. Coin işinden büyük batmışsın. Banka dökümlerini gördük. Milyon lira da borcun var. Bir hafta önce de babanla kavga etmişsin. Hatta tokatlı falan yani. Şimdi ben bunları öğrendim. Sence ne düşünürüm, ne düşünmeliyim? Haşa komiserim, düşünmeyin öyle şeyler. Babam o benim ya. Doğrusunu anlat o zaman. Haklısınız. İşler zora girdi, borca battım. Babamla konuştum, evi sat dedim. Sanki küfrettim. Hepsi hamiyet yüzünden. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine olayı hamiyete çekip suçu onlara atıyorsun. Vallahi öyle bir niyetim yok. Ben olanı anlatıyorum. Baban hamiyeti taciz ediyormuş. Videosu da var. Gördün mü? Görmedim komiserim. Haberim yok. Lan neye haberin yok ya? Sen söylemedin mi babam hamiyete yanık diye? Ben söyledim de taciz olayını bilmiyordum. Yalan söyleme Erhan. Anneni evi sat diye nasıl yalvardığını gördüm. Babanı öldürüp amacına ulaştın. Vallahi öldürmedim komiserim. Yapmayın. Efendim Cansu. Ön otopsi sonucu mu? Kesin mi? Tamam Cansu. Yaz şuraya bir şeyler. Ne yazayım? Ya işte yaz, adını soyadını yaz. Ne bileyim, yaz bir şeyler. Katil solakmış. İyi yırttın Erhan. Ama sen yine de buralardan uzaklaşma. Tamam mı? Tamam. Kaç dedin devrem? 567. 453. Tamam devrem, görüşürüz. Ne numarası o? Askeriyle ilgili. Boş ver. Oğlum 5 gün dedim. Erkenden gidiyorsun, olmadı böyle. Birlikten çağırıyorlar teyze. Emir demiri keser. Refik abiyi bilir. Bilmez miyim kardeşim? Hadi çıkalım. Sağ ol Refik abi. O kadar işinin gücünün arasında Hasan'ı bırakacaksın. Lafı bile olmaz Hamiyetciğim. Kendine iyi bak teyzeciğim. Sen de oğlum. Bana anne yarısından daha fazlası oldun. Allah razı olsun. Oğlum deme öyle şeyler. Ağlatacaksın beni ya. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de oğlum. Güle güle. We'll be right back.